Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Bursa'nın hızlı treni 2023 yılında raylarda olacak. Hızlı tren hasretlik olsa bile Bursa kamuoyunun heyecanla beklediği bir proje. Projeler değişti. Yeni projeye göre yüksek hızlıdan hızlı trene, sonra da proje yüksek standartlı demir yolu hattına dönüştü. Bu da tren 200 km üzeri hıza çıkamayacak demek oluyor. Son dönemde tren hızlarının düşürülmesini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi sizler de videomuzun altına yazın. Yerli ve Milli Projeler kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi kitap açılsın ve hızlı tren dosyamız başlasın. Şimdi Yerli ve Milli Projeler kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Hızlı tren projelerinde etap etap final hazırlığı yapılıyor. Hedefler seçim öncesi olabildiğince fazla hızlı tren hattını hizmete sokmak. Türkiye'yi hızlı tren ağıyla örme hedefi kapsamında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının altyapı çalışmalarında %97 ilerleme sağlandı. Ankara-İzmir hızlı tren hattında %51'lik ilerleme sağlanırken bazı projelerden etap etap sona yaklaşılıyor. Asya ve Avrupa arasında köprü görevi gören Türkiye'nin coğrafi konumunun sağladığı fırsatların ekonomik ve ticari avantajlara dönüşebilmesi için yarım asrı aşan bir süreyle ihmal edilen demir yollarında yeni atılım gerçekleştiriliyor. Bu hatlardan Balışehir, Yerköy, Sivas kesiminde yükleme testleri tamamlandı. Sırada Ankara ve Sivas arasında yapımı devam eden tünel projesi var. O proje tamamlanınca hızlı tren hattının açılışında herhangi bir engel kalmayacak. Ayrıca zeminden kaynaklı birkaç bölgede de sorun olduğu görüldü. Şu an bu sorunlu bölgelerde imalatlar yeniden yapılıyor ve zemin çalışmaları sürüyor. Hedef 2023 öncesinde projeyi açmak. Bu mega proje tamamlandığında Ankara-Sivas hattında demir yoluyla seyahat süresi 12 saatten 2,5 saate düşecek. Şimdi de gelin Bursa'yı ilk kez demir yoluyla tanıştıracak hızlı tren projesinin detaylarına bakalım. Bu yıl başında yürürlüğe giren dış kredi anlaşması sayesinde projede işlerin hızlandığı görülüyor. Bu da hepimizi açıkçası sevindirdi. Bursa hızlı tren projesinin ilk kesiminin 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor. Bu hızlı tren hattı da seçim yatırımına dönüşmüş durumda. Bursa olarak gözümüz kulağımız hızlı trende. Ne var ki 2012'de temeli atılan, 2016'da yolculuk hayali kurduğumuz hızlı trene henüz kavuşamadık. İnşaat sahasına baktığımızda gördüğümüz şu. Bursa'da Balat'taki istasyon çıkış noktası olmak üzere başlayan çalışmalar Gölbaşı'nı geçemedi, Yenişehir'e ulaşamadı. Buna karşın, dış kredi anlaşmasından sonra Osmaneli'nden başlamak üzere Yenişehir yönüne doğru çalışmaların hızlandığı bilgisi var. Hatta Osmaneli-Yenişehir arasındaki tüneller için 6-7 farklı noktada birden çalışma yapıldığı bilgisi var. Bu bölgedeki kazı çalışmalarının da %10 seviyesine geldiğini öğrendik. Bir ayrıntı daha verelim. Bursa'yı İstanbul-Ankara yüksek tren hattına bağlayacak olan Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattında bulunan ve toplam uzunluğu 13.386 metre olan toplam 10 tünelde şu ana kadar toplam 1882 metre ilerleme sağlandı. Açılan tünellerin Bursa-Yenişehir arasında gerçekleştiği göz önüne alınırsa halen 11.504 metre daha tünel açılması gerekiyor. Ulaştırma Bakanlığı 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli projelerini daha öncelikli kapsamda ve hızla bitirilmesi talimatı verdi. İkincisi, üzücü olanı şöyle açıklayalım. Henüz kamulaştırması yapılmayan ve işe de başlanmayan 95 kilometrelik Bursa-Bandırma hattındaki çalışmalar seçim sonrasına bırakıldı. Toplam uzunluğu 201 kilometre olan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattında 6 istasyon yer alıyor. Bu istasyonlardan biri Yenişehir'de, biri Yenişehir Havaalanı'nda, biri de Gürsu'da olacak. Projede Teknosap ve Karacabey istasyonları da yer alıyor. Ama bu istasyonlar hat inşaatı ile birlikte ertelendi. Dikkat çeken şu, Bursa-Yenişehir-Osmaneli hattı için 2012'de temel atılırken yüksek hızlı tren olacağı açıklandı. Sonrasında özellikle Anadolu'daki sanayi bölgelerinin limana ulaşabilmeleri için trenin kategorisi değişti ve hızlı tren dediğimiz yüksek standartlı demir yolu hattına dönüldü.
liman bağlantısı için de Bandırma hattı eklendi. Bugün ise ekonomik gerçekler nedeniyle Bandırma hattı ileriki dönemlere ertelenince yük treni anlamını yitirdi. Oysa yük treninin de çalışacağı hızlı trenle Bandırma'ya ulaşılsa oradan da yine hedefler arasında yer aldığı gibi Balıkesir ve İzmir bağlantıları sağlansa elbette iyi olur. Ama elimizde kendi limanımız için her şey hazır. Üstelik 22 kilometrelik gemlik hattı için proje hazırlandı. Kamulaştırmalar bile yapıldı. O projeyi raftan indirmenin tam zamanı. Tablo ortada. Türkiye'nin otomobili olarak üretim aşamasına gelen TOG fabrikası Gemlik'te. Gerçi Teknosaba demiryolu bağlantısı seçim sonrasına kaldı ama Bursa sanayi bölgelerinden limana karayoluyla yapılan yük taşımacılığı TOG'la artacak. Bunun 22 kilometrelik Gemlik hattıyla sağlanması daha ekonomik olur. Üstelik Gemlik treni karayolu taşımacılığı ve ulaşım nedeniyle trafiği çok rahatlatır. Bakalım, umarım önerilerimiz dikkate alınır. Gözler bir kez daha hızlı tren güzergahı ve istasyon yerlerine çevrildi. Hızlı trenin Bursa Garı projesi için Bursa'da 3 ayrı kategoride 3 ayrı istasyon yapılacak. İlk istasyon büyük tip kategorisinde Bursa Garı adını taşıyor. Projede Yenişehir İstasyonu olarak planlanan yapı orta tip kategorisinde yer alıyor. Gürsu İstasyonu olarak da az nüfuslu yerlere yönelik geliştirilen küçük tip istasyon öngörülüyor. Fotoğraflardan Bursa Garı'nın kentin modern gelişimine uygun olarak modern mimari izleri taşıdığı anlaşılıyor. İstasyon binasıyla raylar arasında yolcuların trene binecekleri platformun üstü şeffaf malzeme kaplı çelik konstrüksiyon olarak projelendirilirken iç mekanda da yine modern çizgilere yer veriliyor. Adil Kara İsmailoğlu'nun yaptığı bu açıklamanın hızlı tren hattı ile ilgili ifadelerinde şu satır başlarına değinmekte fayda var. Hızlı tren projesinin inşaatı Ulaştırma Bakanımızın Bursa'ya yapmış olduğu ziyaretinde hızlı bir şekilde başlamıştı. Dış krediler de onaylandı. Hızlı trenin inşaat süreci şu anda hızlandırılmış bir şekilde ilerlerken tünellerden de görüntüler her gün verilmeye devam ediliyor. Hızlı tren projesindeki süreç 2 yıl olarak planlanmıştı. Umuyoruz ki 2024 yılı içerisinde hızlı tren faaliyetlerine başlayacak. Bu hızlı tren inşaatı sadece bir bölgede olmuyor. Etap etap gerçekleşiyor. Sözlerine yer vererek inşaat sürecin planlanan şekilde devam ettiğini ifade etti. Toplam 7 istasyon ve 201 kilometre uzunluğundaki hattımız tamamlandığında Bursa ilimiz demir yolu ağına entegre olacak. Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattına bakanlığımız tarafından yapılmakta olan metronun entegre edilmesi sayesinde Bursalılara hızlı tren erişimi için çok rahat ve dakik bir seçenek sunulacak. Umarız büyük proje tamamlanarak bir an önce hizmete girer. Hızlı tren dosyamızın sonuna geldik. Kaliteli ve ilham verici videolar hazırlamak için girdiğim bu macerada benimle birlikte olmak için yerli ve milli projeler kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.